Evet, sevgili dostlar, sevgili EDH izleyicileri, dert babaları, birçok bugüne kadarki aşk sorununuzu, yeri geldi challenge'lardan bahsettiğimiz programımız oldu. Yeri geldi evet. Aşkla ilgili konulardan bahsettik. Her konudan. Dertlere derman, Efe danışma attı dedik. Bugün de yine çok büyük bir derde derman olacağız. Çok büyük bir kanayan yara gençlerimizin, özellikle ergenlik çağında olan dostlarımızın büyük yaralarından biri. Uzak mesafe ilişkisi. Çok can yakar. Evet, çok can yaktı bugüne kadar. Yaktı ve yakmaya da devam ediyor bu arada. Bu bela. Bu bela. Bugün ayrıca şimdi seyircilerimiz normalde bizi normal bir EDH konseptinde görmeye alışık, biliyorsun ki. Bugün farklı bir konseptteyiz. Böyle tatlış bir koltuğun üstündeyiz. Evet. Bundan sonra EDH çekimlerimize bu koltukta ve bu görüntüyle devam edeceğiz. Umarız beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sizler beğendiyseniz yorumlara bunu yazmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Hemen bekliyoruz yorumlarda. Bakarız biz de video attıktan sonra yorumlara. Ona göre belki konsepti tekrar değiştiririz falan. Aynen öyle. Bu arada yakında çok tatlış bir projemiz de var. Ondan da haberdar olacaksınız. Buradan böyle hafiften spoiler vermiş olayım. Yavaştan da kendi konumuza doğru geçelim diyorum. Buyuralım hocam. Ne diyorsun? Çok haklısınız hocam. Ben de artık hani kendimi zor tutuyorum şeyler ki. Şeyler söylemek tabii istiyorsun. Tabii uzun mesafe ilişkisi. Merhem olmak istiyorum. Merhem olmak istiyorsun gençlere. Aynen öyle. O telefonu şöyle şey yaptı da konuştu hocam. Ses geldi şöyle hemen bir senin gözünün önünde rahatsız etmeyelim. Hocam evet, çok güzel. Şöyle arabada şöyle yere falan mı bıraksan aslında? Uzun mesafe ilişkisi bunun doğrusu, uzak mesafe ilişkisi. Uzun yani uzak mesafe olmaz. Uzun bir mesafenin ilişkisi olur bence. İkisi de geçerli diye öyle düşünüyorum ben, evet. Tamam, ben uzunu tercih ediyorum. Benim başımdan düşünüyorum. Hani ben bir yerdeydim. Yok, geçmedi ama dostlarımın başından geçti. Onların acılarını... Hangi dostların? Durur. Kimin geçti lan? Senin geçti. Evet. Senin geçti, evet. Doğru. Evet. Hem de uzundu yani. Evet. Bayağı da zorluydu bu arada. Evet. Başka kimlerin geçti? Onların acısıyla, dertleriyle dertlendim adeta. Ve sana yetti mi? Uzaktan. Evet tabii, bana yetti o kadar. Sana yetti. Anladım. Benim de birkaç tecrübem var bu konuyla alakalı. İlerleyen dakikalarda zaten bunların hepsini izleyicilerimizle paylaşacağız. Ama öncesinde acaba bizim tabii her hafta bir post atıyoruz, biliyorsun ki. Gireyim mi? Evet, o posta bir girelim. Bu hafta farklı bir Instagram hesabından çıkmış post. Yetkin Boy diye bir çocuk. Yetkin Boy diye isimli bir arkadaşımız. 215 adet yorum var hocam. Evet. En üstteki yorumdan başlayarak okuyabilir misin? Efe Uygaç, uzak mesafe ilişkisi mi? Bu konuyla ilgili anlatacak çok şeyim var yazmış. Efe Uygaç, uzak mesafe ilişkisi mi? Bu konuyla ilgili anlatacak çok şeyim var demiş. Efe Uygaç'ı bizle tecrübelerini paylaşmak üzere buraya davet ediyorum. Bravo, bravo. Hoş geldin kardeşim. Merhaba. Hocam merhaba. Sağdan. Efe Uygaç. Kanalın adı? Efe Uygaç. O da Efe Uygaç. Harika. Hoş geldin hocam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şöyle. Hemen bu bacakları bu şekilde attım ben de, ev konsept olduğu harika, için. Harika, harika. Harbi çok rahatmış böyle bu arada. Çok aşağıda uyuyordum 10 dakika önce. 10 numara. Bu arada normalde postları benim hesabımdan giriyoruz ve Yetkin sürekli altına yazıyor ya bunu. Şakalıyoruz zaten ya. Zaten EDH izleyicileri çoktan yakalamıştır şakaları da. Yeni dostlar. İlk defa bu videoyla EDH ile tanışacak olanlar. Bu şakayı anlasın hesabıyla. Normalde benim hesabımdan giriyoruz postu. Yetkin altına bu yorumu atıyor. Bu hafta Yetkin postu attı. Onun altına ben böyle şakalı bir yorum attım. Şakalı. Oradan hafiften şakamatiklik var. 10 numara bizi aşıyoruz. Peki Yetkin hocam, sizin başınızdan geçti mi böyle bir durum? Bu arada bu postu ben çıktığım için yoruma atmak nasip olmadı ama, gerçekten de hem yaşadım hem de çok uzak mesafeli yaşadım. Hadi ya. Ne kadar uzak bir mesafe hocam? Ülke dışı. KM versene KM. Ülke dışı. Benimki de ülke dışıydı. Seninki gerçekten ne kadar ülke dışı? Benimki komşu ülkelerimizden biriydi. KM alabilir miyiz? Evet. O hemşerilerinden biri. Evet. Selanikli bu arada Yetkin'de. Aynen, ben de Selanikliyim. Kız hiç Selanikli falan değildi. Nereliydi? Hiç değeri yokken, tam onu sevmişken ben. Peki hocam, çok affedersin. Yunan mıydı yani? Yok, Türk'ü. Ama Yunanistan'da. Evet, değildi. Buradaydı, tanıştık, görüşüyoruz. Benim kafam çok karışmış, toplar mısın yaşlar? Şimdi tanışmanız Türkiye'de gerçekleşti. Evet. Ve anladığım kadarıyla sizin tanıştığınız zaman da onun Yunanistan'a gitme gibi bir durum söz konusu değildi. Değildi. Peki. Herhangi bir ülkeye gitme durumunu da söyledim. Ne oldu sonra yengeme? Böyle bir karar verdi, kardeşimi üzüyor. Hemen yengen olması çok hoşuma gitti. Ex yengem bu arada. Tamam. İşte normal tanıştık. Sonra tanıştık, görüşüyoruz, ediyoruz. Aşırı uyduk birbirimize falan. Furkan, ne haber abi?
Sessizce gidecek. Yok, geçebilirsin. Yani. Sessizce geç, zaten ev konsepti yaptık. Ha tamam. Gel bir selam ver. Gel bir selam ver. Seni de özlediler. Naber Furki? Hakkıcım. Beğendin mi şarkı? Sen de kaçıyor musun? Dinletiyor şimdi, dinle. Hocam hemen hazır gelmişken şöyle bir dön bakayım kameraya. Gel oturuver şöyle. Gel geniş gel, gel. Şimdi derler ki... Alfa bekliyor aşağıda ya abim. Ha tamam, hemen gidersin. Abim bekliyor. Derler ki her kaptanın nasıl her limanda bir sevgilisi olursa, doğru, her DJ'nin her çaldığı kulüpte bir manitası var, vardır derler. Peki bu illaki bir uzak mesafe ilişkisine yol açmıştır. Ya açıyor. Hatta bir uzak mesafe ilişkin şu an gözümün önünden geçti. Ankara'daydı kendisi. Ankara var, Bursa var. Bursa var. Çeşme, Avakatı, Bodrum, Yalıkavak. Bütün çaldığın mekan Ankara. Sen turneyi mi anlatıyorsun yoksa bunlar okuldan uzak mesafe ilişkileri mi? Onlar işte limandaki sevgililerim. Okay. O şehirlerde benim limanım oluyor direkt. Peki uzak mesafe ilişkisinden muzdarip olduğum bir durum. Yani gerçi şimdi senin, ben anlattığım Furkan'ı yakından ben tanıdığım için şunu biliyorum. Genellikle bunlar hep hani manitacılık oluyor. Hani sevgililik gibi değil de böyle. Ya, duygusal değil. Taki yani, taki mi? Hoşuma gidiyor. Takılmacalı. Takılma. Evet. Peki takılmam hiç sonra. Harbiden sevgili olan oldu mu uzak mesafede? Seneler önce olmuştu. Ciddi mi? Nerede aga? Ceren diye bir kız. İzmir'de oluyor. İsim de verildi. Selam olsun yengem. Bir şey olmaz. Çok yani. İzmir'de. Ceren'e de buradan selam olsun. Yamaz yok. Kızla bir kere görüşmedim. 2,5 ay kızla konuştum. Sen aşklı sevdi alırsın. Aşklı meşkli. Ama aşık değilim ama aşklı meşkliydim. Her gece iyi geceler, sabah günaydınlar. Peki sabah günaydınlar. Derdoya düşüyor muydu? Yok. Yok, saçları maviydi kızım bir de. Ceren yengem çok marjinal. Yani uzak mesafe ilişkisi seni hiç yaralamadı. Yaralamadı. Peki tamam, o zaman teşekkür bu yaralıların için çok teşekkür ediyoruz. Çok uzak ederim. Mesafe ilişkisinden çok... Selam söylemek istediğin biri var mı? Ceren. Devam ediyordunuz. Evet. Öyle böyle derken tanıştık, birbirimizle hoşlandık, düzenli olarak görüşüyoruz, bir yerlere gidiyoruz falanlar. Buradasınız falanlar, abi. Plajlar, bir içler. Plajlar, bir içler. Tabii öyle de gidiyoruz, ediyoruz falanlar filanlar. Derken üniversite zamanları işte bu anlattığım zamanlar, onun okulu var şehir dışında falan, okey. Onun okulu tam bitiyordu zaten, böyle çok az kalmıştı falan. Okulu bitmeye yakın şey dedi, ben dedi gidiyorum. Nereye hacı? Dedim süper yavrum, nereye gidiyoruz? Sen hala böyle tatil peşindesin. Ben hala tatil peşindeyim. Sen ciddi hiç farkında değilmişsin ama. Hiç farkında değilim. Dedi ki yani dedi böyle böyle benim arkadaşımla dedi böyle bir yurt dışına yerleşme planımız var falan dedi. Ben de zaten çok sevmiyorum böyle planları, biliyorsun. Bilmez miyim? Yok yurt dışına yerleşeceğiz, yok ben gideceğim bu ülkede. Aynen, saçmalık buluyorsun. Saçmalık. Ciddi anlamda ben aşırı seviyorum bu ülkeyi de. Her ben şey bu ülkeye dair. Ben bu muhabbeti en az 50 kişiden duydum ben, evet, bu ülkeyi terk edeceğimle. Evet. Sadece biri gitti. O da Ömer. Doğru. Doğru. Kimsenin bir yere gittiği yok. Bir de kafamızı sikmeyin. Kafamızı sikmeyin. Kimsenin bir yere gittiği yok. Kimse şov yapmasın boş yere. Ben evet, de öyle düşünüyorum. Hocam. Dedim hani ne oluyor, ne bitiyor, ne yerleşmesi ya yavrum. Sen hala goygoydasın. Hala goygoydayım bu arada ben. 3 hafta sonra gitti abi. Sonra bir söyleyeyim mi? Gittikten sonra bir görüşme. Oraya gittim. Yunanistan'a gittim. Aman var ya, çok yanmış ama ya. Tamam, sen de bendensin ya. Bu da var. O da var bu arada. Sonra bir şey yok işte, gittim görüştük ettik falan. Sonra da şey dedim yani, tamam aga dedim, sürekli buraya mı geleceğim? Pasaportudur, vizesidir amına koyayım. Dedim hadi aga ya. Bizi soktuğun muhabbete bak, kimlerle muhatap oluyor. Kimlerle muhatap oluyor. Harç kullanıp duruyoruz. Bir kere geldik, bitti. Bir kere geldik, bitti aga dedim yani. Bundan sonra ya temelli gelirsin ya gelmezsin. Üzdü mü peki? Bir tık. Üzdü yani. Ne zaman oluyor bu? Bizde yurtta yazdırdı konuşuyor. Öldü lan çocuk. Eksi yengem güzel miydi? Eksi yengem kıtır kıtırdı böyle. Bu arada hakikaten yeşil elma gibiydi. Valla kütür. Kütür kütür. Erik. Tatlı, minik, tatlandırıcı içermez. Hafif sert ama tatlı. Sonlara doğru ekşi ve juicy. Juicy. Karışırım yengem de harbi, eksi yengem de kütür kütürmüş. Juicy detayı, eksi yengemi bir anda... İnanılmaz bir yere getirdi senin gözünde galiba. Bir anda, aa yetkin siz onun eski sevgili miydiniz yani durumuna soktu benim için. Peki kıtır. Hafiften yetkin postundan şöyle birkaç yorum okuyup cevaplayasak mı, ne diyorsun? Vallahi süper olur biz diyorum. Biz bu postları da şey boşuna atmıyoruz yani. Hayır sen de haklısın arada... ama biz senden niye dinlemedik? Benim yok mesela, senin var. Aa. Benim var. Evet bir dakika, bu yani bu E'de Efe danışma attı, kendinden bir şey vermiyorsa nasıl danışma attı bu, ben evet anlayamadım. Ben çok detay vermeyeceğim çünkü birazcık taze bir olay ama yani son 2 yıl içinde gerçekleşmiş bir olay. Şöyle söyleyebilirim. Biz yengemize kütür kütür dedik, sen detay vermiyorsun. Böyle iş mi olur? Hayır. Muhtemelen ne kadar hoşuna gitti ya yengezinin sorma kütür kütür. Goygoyuydu, ben goygoyuydu. Ben şöyle söyleyeyim. Benim açımdan çok zordu. Çünkü ilişki anlamında
benim gibi hafiften paranoyak yaşayan insanlar ilişkiyi, anladın mı? Hani böyle ne yaptın, neredesin, nereye gittin? Sen böyle mi yaşıyorsun? Ya ben böyle yaşamıyorum ama başka bir ülke seni bunu yaşatmaya zorluyor. Yani. Anladın mı? Yani birazcık beni buna itti açıkçası. Hani çünkü çok habersizsin, anladın mı? Ve ben kontrolün elinde olmasını seven bir insanım. Ve kontrolü kaybettiğimi hissettiğim anda bu beni paranoyaklaştırıyor birazcık, anladınız mı? Bu arada ben sizle normalde bile bunları konuşmuyorum. Evet. Şu an burada belki de ilk kez duyuyorsunuz. Evet, Efe Uygaç kafalı bir kutu gibidir. Dün Efe Uygaç'la şunu konuştuk. Karşımıza alıp, hani çok yakın arkadaşız hep beraber falan. Efe yokken hepimiz kendi aramızda şöyle bir karara vardık. Efe hiç kimseye hiçbir şey anlatmıyor. Evet. İçini açmıyor. Bir derdi sıkıntısı varsa içinde yaşıyor. İçine ata ata... Hani bir de şey çok komik, böyle modu düşük, tamam mı? Bir yere gidiyoruz mesela, modu düşük belli yani, anlıyorsun. Ne oldu kanka, şey falan diyor. Kanka biraz uykusuzum bugün, yorulmuşum. Biz de böyle yapıyoruz, tamam kanka? Full yalanda. Bunu konuştuk, Efe'yi karşımıza alıp hani çözülmen lazım falan diye. Neyse ki Efe Uygaç YouTube kanalına verdiği değer hayatındaki evet, her insandan daha fazla da burada her şeyi açık bir şekilde konuşuyor. Sonra ne yaptın? Sonra bu iş beni çok yordu. Hakikaten çok yordu yani. Muti gene şey butonuna bastı, yetkin sus butonuna. Bayağı bir canım sıkıldı. Sıran geldi birader. Yani kimseye tavsiye etmiyorum. Burada Yetkin şöyle bir not düşmüş uzak mesafe ilişkisiyle ilgili. En uzak mesafe kuşkudur diye. Doğru. Ben bunların okunacağını düşünmüyorum. Doğru bu arada. Evet. Yapan burada da yapar bu arada. Hani, o da doğru. Hani o da doğru ama... Ya uzak mesafe ilişkilerinde mesela şöyle... Hani ya şunu kafana diyecek, aranızda şunu diyebilecek bir delikanlı var mı mesela? Ben nereye giderse gitsin sonsuz güven duyuyorum. Hayır ben zaten... Ben delikanlı olup ben bunu kimse söyleyemez zaten. Değil doğru. Mi? Delikanlılık bunun önüne geçen bir kavram olduğundan ötürü. Aranızda bunu diyebilecek. Ben delikanlı olmadığım için bunu diyebilirim. Yani. Çünkü ben gerçekten. Aranızda bunu diyecek gavat var mı? Kanka, gavatoş olmadı. Yorumlardan da birkaç tane gördüm. Ama bu yani. Benle aynı fikirde olduğu ilk konu. Evet ama kanka gerek yok ya. Şu an düşünüyorum. Cidden bu arada yapacak olsa burada da yapar ve yersin yani, anladın mı? Evet. Ki hiçbir şekilde de anlamazsın. Nasıl anlayabilirsin evet, mesela? Evet doğru. Peki uzak mesafe ilişkisiyle ilgili bütün sorun aldatılır mı? Hayır değil. Bu büyük bir sorun. Mesela görüşmemek, görüşmemek çok kötü. Görüşmemek de çok kötü. Özlem. Özlem çok kötü. Asıl şey özlem. Özlem aslında mutluluğunu, bayağı tetikleyici bir aynen şey. Aynen öyle. Evet, İlişkinin devamı açısından. Paylaşamıyor bence olmak abi. Bence mutluluğunu paylaşabildiğin insanla daha fazla yakınlaşırsın. Bir de hep derdosunu çekiyorsun öbür türlü. Sadece derdosu var uzakta. Çünkü yanında yok. Mutlu da olamıyorsun yan yana. Öbür türlü neredesin, ne yaptın, zart zurt, orada kafası. Bir de şu şey. Çok kötü. Yani benim uzak mesela bir ilişkisi yaşadığım dönem mesela Mustafa ile Emre bana sürekli şöyle diyorlardı. Kanka sen bedenen buradasın. Yok ama. Ama ruhen oradasın. Şöyle kanka. Bak full böyle. Sen de ama ilişki insanısın. Evet. Şöyle de bir durum var. Bana kalırsa nasıl anlatayım? Uzakta olmasının şöyle de bir eksi tarafı oluyor hayatına, senin hayatına. Birazcık hepimiz arkadaş grubuna falan filan bağlı insanlarız. Evet. Anladın mı? Ve arkadaş grubunda mesela biri şöyle bir şaka yapınca mesela tadın kaçıyor. Anladın mı? Oo işte yenge de uzakta. Anladın mı? Yani yenge de şurada. Heh. Aynen. Bayağı tat kaçırıyor. Atina'nın şey gece partileri de fena olur. Aynen. Aynen. Aynen öyle. Kanka bitirir o adam bu arada. Bitirir. Ondan sonra şöyle bir mesaj. Ne yapıyorsun? Neredesin? Kimlesin? Evet. O dönecek yani kafan, anladın mı? O çünkü Furkan şey dönecek yani. Furkan. Aşkım çalıyor musun? Anladın mı? Peki soruyorum. Sizce mantıksal bir ilişki her zaman senin seçtiğin bir ilişkiden, yani senin seçmediğin bir ilişkiden daha mı mantıklı sizce? Ne? Mesela mesleğini, Furkan'ın mesela mesleği DJ'lik ya. Evet. Furkan'ın mesleğine uygun bir kız mesela. Mesela DJ'liğe uygun bir kız. DJ'liğe onunla beraber. Furkan'ı çok şey yapmayan, darlamayan bir kız. Veyahut da yanında olan. Eğlence evet. Sektöründen aslında. Bu işlerin evet. Nasıl yürüdüğünü bilen. Veya Furkan'ın mesela çok alakasız ben buna aşığım deyip tutulduğu bir ev kuşu. Ama sürekli Furkan'ın kafasını sikiyor. Kanka o çok dar ama ya. Ama çok güzel. Ama hayır ama sen çok aşıksın. Çok güzel lan. Çok güzel lan. Tamam. Kardeşim. Çok çok güzel bir kız. Ev kuşu çok darlıyor. Ne yapmalıyım? Ayrı hayır ama aşık. Hayır çok çok güzel. Sen ölüyorsun kıza. Önemli olan detay ama bu arada. Ama ağzına sıçıyor mesela. Sizce yani. Ne yapmalı? Ayrılmalı. Sence Yetkin? Yani ben değiştirmeye çalışmalı, sonra ayrılmalı. Değiştirmeye çalışma taraftarı hiç değilim ben. Olduğu gibi sevemiyorsan birini sevme. Siktir diyenlerden. Anladım ama o zaman. Olduğu gibi sevmesi birinin Furkan'ın belki kariyerinin anasını ağlatacak. Ona da şöyle bakıyorum asıl. Ki oldu. Mutin'in ikinci soruydu. Asıl soruya şöyle bakıyorum. Eğer böyleyse bu sadece mesleğini değil, hayatını etkiliyordur çünkü bu.
hayatını negatif anlamda etkileyen bir şeyden kaçman lazım. Ben bunun dibine yani, zaten lazım. Yani. Aşktan da meslekten de değil. O ayrımı yapabiliyor olmamız lazım. Ne demiş aşkım kapışmak? Ne demiş yok mu? Yok. Alet var Tanyan. Bu arada var, aşkım Beran, kapışmak Beran. Bu üçlünün anca getir götürünü yapar. Aşkım kapışmak bu üçlüyle aşkım olsun. Abi. Abim aşkım, gel bir gün aşk, konuk ol. Aşkım abim. Bir gün gelip konuk olmak istersen harbi getir götürünü yaparız bu, bu üçlü olarak. Biz de böyle elimizden geldiğince belli yaşanmışlıkları olan üç kişi olarak insanların dertlerine derman olmaya çalışıyoruz. Evet. Yaptığımız kötü bir şey yok yani abi. He abi. Yetkin, hafiften geçelim mi soru cevabı yorumlara? Yorumlara geçelim bence çünkü... Bana da sorarsan geçebiliriz. Mustafa geçelim. Yani bilmiyorum siz ikiniz eğer karar verdiyseniz ben de okeyim. Peki Yetkin'in güzel yorum seçtiğine inanarak ilk yorum haricindekilerle başlamasını istiyorum. Ya bir yorum daha var. Anılar ve yorumlar. Anıları okuma. Aslında anıları okuma. Ben ne yazmışım lan mal gibi. Ama sonra seni gerçeğini yakalayınca en azından bir taban olduğunca şey yaptım. Seni hatırladım. He. Şimdi çok önce şu kötü şaka olayını eleyelim diyorum ben. Hello. Ne oluyor be? Nasıl mesajı yaptın? Telefon ekranına bakarken neyi kaçırdın? O da biz bileti alamadık ki. Acuk, 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 acuk. Yedik karanfil parasını. Önce bu bizim soru sorduğumuz postları daha çok senin. He. Kötü şaka... Mustafa karnı aç mı? He, acuk. Acuk, uçak biletine paramız yetmedi. Kız çok uzak. Otobüsten gittim geldim bir kere canım. Bagajda ama. Bagajda gittim geldim. Bagajda. Turcu abilerimle. Evet, yetkin ilk yorumu alalım. Hocam merhaba. Bir soru bu. Buyur kardeşim. Hocam merhaba. Uzak ilişkim var. Ben ona sarılmayı düşünürken o başkalarına sarılıyor mudur? Cevaplarsanız çok sevinirim. Oo. Soruya bak. Ömrümü tüketti soru. Ömrümü tüketti soru. Şimdi şöyle canım kardeşim. Buyurun hocam. Eğer ki bundan herhangi bir kuşkun ve bunu bize soracak dahi kafanda bir tilki varsa bu ilişkiyi bitir. Ne kendini yor ne de sorularla bizi yor. Hiç gerek yok. Soru soran insanlara azar tonunda konuşmanız... Azar yok ya. Çocuk çok haklı. Ben de he dedim. %0.1 şüphe eşittir ilişkinin bitişi. İşte bu kadar. Kardeşim o çatlarsa bir yerden i̇şte bulurlar. İşte o kadar. 5 tane üst üste aynı şekilde uzak mesafe ilişkide karşımızdakinin bizi aldatmanından nasıl emin oluruz sorusu var. Evet. Emin olamazsınız. Dedektif falanlı. Şeylerimizi söyleyelim. Bir söyleyelim. Senaryo uyduralım. Ben nasıl şöyle emin olabiliriz? Ya şöyle... Eğer ki sen zaten böyle bir şeyden şüphe duyuyorsan, üstüne üstlükle bu ilişkiye devam ediyorsan boyutta ben sana cevap veriyorum. Normal şartlarda etmemen lazım. Evet, kesinlikle öyle. Ama madem ki sen böyle bir ruh hastasısın. Tamam mı? Öylesin. Aynen. Senin şimdi bunu anlaman için şöyle şeyler bence çok kritik. Orada illaki ilişki içerisinde olduğun insanın etrafında arkadaşları, şusu busu vardır. Önce oradan böyle bir hafiften bir tanışıklık, bir çevre. Evet. Kurulmalı her türlü. Çünkü arkadaş ortamına hakim değilsen sen zaten bu sektörü bırak git. Ben arkadaş ortamına hakim olursa çoğu şeye de hakim olunabileceğini düşünüyorum. Katılıyorum. Böyle bir küçük tavsiyede en kritiğine biliyor musun? Evet. Aralarındaki en böyle iyi niyetli arkadaşıyla büyük dostluklar kurarsan kıyamayıp sana söyler. Aynen öyle ve bok o kız söyler. Bir şey söyle, o bok kızın vicdanı olsun. Var oğlum. Benim herhangi bir sevgiliniz benle ölümüne dost olsun. Benden sizle ilgili alabileceği tek negatif bilgiyi söyleyip Efe çorabını kirliye atmıyor. Bu. Doğru. Bunun üstündeki bir negatifliği benden alma ihtimali yok. Bizden almaz ama mesela üniversite ortamı oluyor ya, yeni tanışıklıklar oluyor. Sen diyorsun ki biz... Çatlağı bul diyorum. Biz artık bu biz, sektörde tabii. Geçmişiz bunları diyorsun. Sektördeki acemileri tavlayın diyorsun. Aynen öyle. Anladım. Ben ek yapacağım. Yap hocam. Benimki tam Sherlock'luk. Efe'nin önerisinin üstüne yaptığınız arkadaşlarıyla arkadaş olduğunuz, gittikleri mekanların sahipleriyle arkadaş olduğunuz. Abartıymış. Evet. Seni ama bunu söyleyeyim. yapan sen onu da yapar. Sen yüksek derecede bir dedektifsin. Ben sana dedektifliği şimdi veriyorum. Partnerinize, sevgilinize, kız arkadaşınıza, erkek arkadaşınıza. Haydar Dümen sporu mu cevap veriyor? Evet. Evet. Doğru bu arada. Evet. Evet hocam. Bir Apple Watch hediye alıyorsunuz ya da bu minvalde bir... Pardon. En son dinlediğin şarkı Kenan Doğulu dansa çaldı. Çok güzel bir şarkı bence. Furkan neden bu kadar güldü? Uzaktaki yengelerimizi dansa kaldırıyoruz. Bir şey söyleyeceğim, bu şarkıyı Mehtap'la dinledik. En sevdiği şarkı olduğunu söyledi. En sevdiği şarkıdan bu şarkıya shuffle kaydırdı. Muti ben Mehtap arabada gidiyorduk. Herhangi bir açıklama beklemiyordum. Anlatmana devam edebilirsin. Apple Watch alıyorsunuz. Taktırıyorsunuz.
Apple Watch'un kendi telefonunu tanımlıyorsunuz. Adım sayma. Nabız. Nabız. Gece 2.30 nabız olmuş tavan. Sen ne diyorsun ya? Bir şey söyleyeceğim. Ya bu abartıyor. Bunu bu taciz bu arada. Bir şey söyleyeceğim. Legal bir suç bu arada şey bence. Bu ruh hastalığının en üst seviyesi. Böyle bir şey yapmayın arkadaşlar. Bu arada şöyle bir şey söyleyeceğim. Gece 2.30'da kızın nabzı olmuş 140. Kalp krizi geçirme ihtimali. Kız kalp krizi geçiriyor. Sen şöyle çağırıyorsun. Orospu kimle? Kimle yatıyorsun? Ben burada bekliyorum. Tek başımayım. Veya şöyle. Sen kıza garip garip sorular soruyorsun gece 2.30'da. Kız sana şöyle bir şey diyor. Kabus gördüm ya. Ne diyeceğim? Aralıksız 36 dakika boyunca kabus mu gördün evet. Hayatım diyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Bu arada 36 dakika boyunca kabus görüyorsa bırakalım lan yoksun be aga. Abimiz iyiymiş. Kardeşim ben bu hayatta duydum en ruh hastası ve bayağı bir şey. Peki şöyle herhalde şöyle diyebiliriz. Life yazdım. Ben de söyleyeyim mi? Craft şeylerinde girer bu. Hadi. Şöyle bir şey yapabiliriz emin olmak adına. Her gece 2.30'a doğru nabız 140'a çıkıyorsa belli ki artık bir durum vardır yani. Evet çok kabus. Her gece 2.30'a doğru oluyorsa da yani. O zaman da vay be. İstikrarlıdan dolayı da bir tebrik mesajı bence. Ya şöyle zaten herhalde ya onunla devam eder. Bu arada bu arada bu Apple Watch şeyi mahvetti beni fikri. Bayağı mantıklı mı geldi? Bir şey söyleyeceğim bayağı mantıklı bu arada. Bir şey söyleyeceğim yani. Mahvetti beni kanka. İyi. Peki bunu biraz daha düşük bütçeli mantıklı. Hale getirmek adına bu projeyi biraz daha düşük bütçeli gizli hale. Gizli kamera. Yok ama. Bunu biraz daha düşük bütçeli hale getirmek adına mesela çift tişörtleri hani. Ha şey mi? This girl is taken. Ekrem'in sevgilisi. Oh çok kötüymüş. En azından this girl is taken falan böyle anlamayan olur. Ya. Ekrem'in sevgilisi çok kötü. Çok kötü bu arada. Ben şey diyorum tamam, bu arada. Tamam Ekrem'in sevgilisinden ben anlamadığım için devam edersen iyi olur. Ekrem'in sevgilisi tişörtü. Bir de gezdirecek. Bir geziyor yani. Kim bir şey üzerinde sahibi olduğu. Ekrem'in sevgilisi. Ya bir şey söyleyeyim. Gece 2.30'da 36 dakika boyunca bensiz bir şeyler yapmayı düşüneni o tişört durdurur mu? Ben size bir söyleyeyim mi? Ne yapılır biliyor musun? Dışarıdakileri ben... Çift yüzlü. Dışarıdaki... Seni durdurur mu öyle bir tişört gece 2.30'da? Bana ne ima etmeye çalışıyorsun gece 2.30'da? Öz düşmanı diyor sana. Ben öyle anladım. Öyle ben anladım. Demiyorum. Ben asla kapıcı demiyorum. Ben önümde herhangi bir şeyin sevgilisi tişörtü giyen bir kızdı durdurur beni. Bence en durduracak şey... Bence seni de durdurur. En durduracak şey... Beni zaten şey durdurur. Tamam ben o zaman... Sik de lan oradan tam durdurmaz bakışı atıyordum. Sana bir söyleyeyim seni hiçbir şey durdurmaz biraderim. Evet. Diğer yorumlara geçelim. Çözümlerimizi ürettiğimize ve Mustafa gene hiçbir çözüm üretmediğine göre. Bir şey söyleyeceğim. Ben konuşuyorum ve dahil oluyorum. Bir. Geçelim. Herkes uzak mesafe ilişki demiş de. Evet. Kimse komşu kızı ile ilişkisinin... Oo, doğru. ...ilişkinin zorluğunu bilmez. Çok yakın mesafe ilişkisi bu da. Evet. Kapı sesi kasıyordu kız. Bizim eve kimin girip çıktığını benden iyi biliyordu. Misafir gelecek size diye haber veriyordu. Çok kötü. Sana bir söyleyeyim mi? Kendinden... Ya aynı evde yaşayalım ya yan yana evlerde yaşamayalım. Ben Yetkin'e bir soru sormak istiyorum. Komşu kızı ilişkisi demişken... Yetkin'in de bir ara komşusuyla ilişkisi vardı da. Ben onu bilmiyorum. Biliyorsun bazı kazalar geçirmiştim hatta o dönemde. Bir sabah... Baran'a gelmiştim sizin yanınıza. Evet. Bazı kazalar yaşayıp. Evet. Bu arkadaşı en iyi ben anlarım. Komşu kızı zordur yani. Devam edelim. Şöyle güzel bir anı var. İnternetten Fransa'da yaşayan Tunuslu bir Mr. Worldwide Pitbull yazmış yorumu. Fransa'da yaşayan Tunuslu bir kızla tanıştım. Adı Saya'ydı. 2 ay boyunca her gün 3-4 saat konuştuk. Ve kıza bayağı aşık olmuştum. Fransa'ya gitme hayalleri falan kuruyordum. Sonra bir gün kız bana bir hafta benimle konuşmayacağını söyledi. Bir hafta geçti. Sonra kız bana beni evlendirecekler. Artık sevgilin olamam dedi. Ben de Türkçe siktir yazmıştım. Ne? Unexpected. Sonra arkasından çok ağladım. Bir de sınav senemdi. Çok zaman kaybettim. Bir şey söyleyeceğim. Kızın suçunu ben anlayamıyorum. Bu çocuk buna niye küfretmiş onu da anlayamadım. Sınav senesi, sınav stresiyle kıza patlamış. Şimdi Tunuslu aile muhafazakar. Herhalde kızı erkenden evlendirmek istediler. Görücü usulü. Bir de Fransa'da yaşayan aileler evet. Daha biraz daha, daha özüne dönük oluyorlar. Biliyorsunuz ki. Yani benim tahminim Fransa'da yaşayan Tunuslu biriyle Türkiye'de yaşayan bu kardeşimiz İngilizce iletişim kuruyor. Evet. Evet. Zaten zor bir iletişim olduğunu tahmin doğru. ediyorum açıkçası. Evet. Kötüymüş bu arada. 2,5 kadar... ay manitan var. Bir hafta sonra evleniyor. Üstelik manitan uğruna Fransa'ya gitmeyi düşünüyorsun.
Sanalika'dan tanıştığım 2 yıllık sevgilimden 2 gün önce ayrıldım. Bu arada Sanalika'da çok tanışan vardı. Sanalika'nın olayı bu zaten. Hala var. Sanalika şu an çok popüler. Ben WhatsApp'ta full onun şeylerini kullanıyorum. Sev aranıyor. Titan'ı yırtmamı ister misin? Öyle söyledim onu. Evet. Sanalika'da öyle sen bir çağırsın. Evet, otele falan çıkıyorsun. Etrafta mesela geziniyorsun. Birileri var, muhabbet ediyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Keşke bu videoda Sanalika'yı sponsor alsaymışız. Gerçekten ya. Sanalika. Yetkililerim. Sevgili Mr. Sanalika. Burada yani bizde bir şeyler yapıyoruz. He, acık. Yani eğer ki internet ilişkileri hakkında çekeceğimiz EDH7'ye sponsor olmak isterseniz reddetmeyiz. Ayrıldım. Uzak mesafe ilişkisi pişmanlıktır. Parantez açmış. Realdik, buluştuk ama çok nadir buluşabiliyorduk. Pendik Beylikdüzü ilişkisi. Tamam. Çok kötü kanka. Pendik Beylikdüzü. Pendik Beylikdüzü çok kötü bir ilişki. Çünkü var gibi yok. Ben evet, size açık gibi açık söyleyeyim. Benim İtalya'da sevgilim olsun Pendik Beylikdüzü yapmam. Örneği değiştiriyorum. İngiltere'de sevgilim olsun Pendik Beylikdüzü. O da mı var? Arası kim? Mr. World. Mars'ta sevgilim olsun. Artık Efe'nin sevgilisi olmayan bir ülke bulamadığınız için. Böyle örnek verebildik ancak. Pendik Beylikdüzü olmasın değil mi kardeşim? Olmasın. Ben şöyle bir örnek vereyim. Ben son 5 senede, gerçekten belki son 6 senedir kızlarla konuşmaya vay başladığımdan beri, tamam mı? Kendini bildim bileli. Bir flört dönemine girdim gireli. Şöyle söyleyeyim. Ben hayatımın ilk başlarında Üsküdar'da ikamet ediyordum. Aynı şekilde evet. Mustafa da Üsküdar'da ikamet ediyor. Zaten çok uzuyor. Ben ne olacağını merak ediyorum. Şunu söylemek istiyorum sadece. Konuştuğum herhangi bir kız Beylikdüzü veya Avcılar'da oturduğunu söylediği anda veya Esenler'de blok an blok. Blok an blok değil. Konuşmaya çalışsam bile maksimum bir hafta sürüyor. Maksimum. Kanka çok haklı ya. Oranın çevresi sadece birbiriyle sevgili olabilir. Aynen öyle. Yani şöyle söyleyeyim. Şu anda 4. Levent'te oturuyorum. Yine olmaz. Doğru. Bak Anadolu'dan 4. Levent'te yine olmaz. 4. Levent'ten biri olsa peki? Olur. O niye olmasın ki? O niye olmasın ki? 1453 Maslak evleri. O da olur. O çok yakın. Yakın. Bilginiz olsun yani diye söylüyorum. Mesetem. Maslak 40. Eclipse. Maslak 42. Maslak 42, 1453. Buralar hep Efe Uygaç'ın araya attı. Beşiktaş. Ayaza, Green Pine Residence. Gayretli şey. Residence saydı hepsini. Beşiktaş uyar mı? Nefler. 163-09-05. Ben devam ediyorum çok yorumlara. Şey konu birazcık şeye döndü. Yapmıyor musun? Yok. Ne var ya dostum? Ama bu buradaki şakadan da anlayabileceğiniz gibi uzak mesafecisi o kadar kötü ki hemen yakın mesafelerini saydı adamlar. Olursa buralar olsun diye. Yok ben olursa diye değil, şaka olsun diye saydım. Uzak mesafe ilişkisi yaşamış biri olarak söylüyorum. Beraber geçirdiğin zaman ve yaşadığınız şeyler daha anlamlı ve özel hale geliyor. Ama çok uzun süre buluşmamazlık olursa araya gönül mesafesi de giriyor maalesef. Onun dışında güzel. Onun dışında dediğim gibi şey. Harika bir yorum. Doğru. %100 doğru. Kanka doğru da en bak en fazla 2 haftada bir görüşmelisin. En aralık en fazla o kadar olmalı. Onun dışı çok hiç nerede olursa olsun. Bir ay... Ben şuna katılıyorum. Daha değerli olduğuna katılıyorum doğal olarak. Daha az ulaşabildiğin şey daha değerli. Evet tabii ki. Ama bir yandan da hiç o sürekli uzayınca da hevesin kaçıyor. Tamam, o zaman da çocuk şunu demek istiyor. Diyor ki tamam diyor dozunda görüşmemek çok güzel ama o dozu aşarsan da direkt unutuyorsun artık diyor, anladın mı? Evet doğru. Doğru. Yetkin bir iki yorum daha okuyalım. Ondan sonra çok şöyle ekşi sözlük özellikle çok güzel birkaç tane entry var, onları da okuyalım. He ben okuyayım mı? Tamamdır. Olur. He benim de okumam yazmam var çünkü ben de özeniyorum size. Ya buradan biraz yorum oku. He okuyayım mı lan? Oku. Uzak mesafe ilişkisi noktalı virgül. Aşkım keşke yanımda olsan. Keşke aşkım ya. Aşkım seni keşke çok özledim. Keşke. Keşke buluşsak. Aşkım keşke ya. Aşkım keşke. Harbi doğru. Arkadaşlar gelen yorumlar genellikle doğru olarak uzak mesafe ilişkisi yürümez veya işte aşkım keşke aşkım keşke muhabbetleri üzerine çok doğru. Evet. Gerçekten doğru. Bir yorum var benim dikkatimi çekiyor, onu da okuyalım. Evet. Erkekler yüzünden açıkçası ben pek güvenemiyorum. Tabii kızlar da aldatabilir ama erkeklerin dayanıklılığı kesinlikle daha az diye düşünüyorum. Bu konuya açıklık getirmek istiyorum. Üçünüzün yorumunu merak ediyorum. Ne diyorsunuz? Genel olarak biz kendi yani kadınların İşte uzak ilişkisine yani biz kendimizi düşündüğümüz için aslında tehlikeyi gerçekten erkekler oluşturduğunu düşünüyorum. Çünkü daha böyle bir mental yapıya minik uygun bir canavarları. Aynen öyle, coğrafyada yaşıyoruz aynı zamanda. Evet. Yetkin sen ne diyorsun bu konuda? Kızla erkeği bu konuda erkeği daha aldatmaya ve güvenmemeye yatkın olduğunu doğru buluyor musun? Yani erkek mi daha çok, kadın mı daha çok aldatır? İster bu arada şimdi bir şey söyleyeceğim. Ben şöyle açık bir şey söylemek istiyorum. Aldatmak bir erkekle bir kadının yaşadığı bir şey değil mi? Evet. Yani netice yani bizim dünyamızda diyeyim. Evet. Yani şu an üçümüzden bahsediyorum. Straight olan insanlardan bahsediyorum. Bir erkekle bir kadın arasında olan bir şey olduğu için yani bir erkeğin aldatma ihtimali yine bir kadınla gerçekleşecek. Bir kadınınki de yine bir erkekle gerçekleşecek.
Yani bence çok uzak ihtimaller değil bir kadınınla eşit ihtimalle olması. Tamam doğru zaten yapan yapar ama genelde erkekler daha büyük risk grubuna giriyor bence. Bilgi sen hiç aldatıldın mı? Aldatılmadım. Benim bilgim dahilinde ben de aldatılmadım. Benim bilgim dahilinde ben de aldatılmadım. Ama yani aldatılmış olabilir. Bilginiz dahilinde bizi aldattıysanız eğer yorumlarda belirtin. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten ya. Ya bak hakikaten. Fake hesapla falan yazsanız anlarız kim oldu. Kim olduğunu anlamasak evet, da bilelim. Harbiden yazın. Doğru lan. Evet. Bilginiz çünkü, dahilinde olmadan aldattıysanız söyleyin. Çünkü vallahi. Ben ve Efe okey de Muti tam aldatılacak tip şimdi. Bir şey söyleyeyim mi? Kardeşim sen 3 senedir yani. Ben seninle tanışmam benim hiç ilişkim var mıydı? Vardı. Peki. Kardeşin iyi bir ilişki yaradı. Ekşi Sözlük'ten birkaç tane çok güzel yorum var. Onları okumak evet. istiyorum. Çünkü buradan çok fazla okuduk zaten. Evet. Uzak durulması ruh sağlığı için faydalı olan ilişkidir. Kesinlikle katılıyorum. Bir de şöyle çok doğru bir yorum var. Ben bunu kendi tecrübelerime dayanarak çok doğru buldum. Kısa mesafeyle başlanıp uzun mesafeye geçilmişse özlem, uzun mesafede başlayıp kısa mesafeye geçilmişse hayal kırıklığı. Doğru. Çok doğru bu arada. Çünkü Efe'nin uzaktan gözleri doldu. Görüldüğü gibi agam be. Görüldüğü gibi aslında önemli olan mesafe değil başlangıç noktasıdır demiş arkadaşımız. Bu arada ben şeyi düşünüyordum. Yani ben yaşamışım bunu, sen yaşamışsın. Muti'de hep arkadaşlarının yaşadıkları evet. üzerinden diyor. Acaba kendini mesela hangi konumda görüyor? Sıralaman gerekse Muti, sence uzak mesafe ilişkisini hangimiz daha iyi handle ederiz? İkiniz için de mi? Üçümüz için de. Ve neden? Kanka, muhtemelen ben. Çünkü Efe sertleşir bir yerden sonra çok. Yani işleri zorlar. Sen zaten bırakırsın. Ben o yola girdiysem herhalde yaparım gibi geldi, anladın mı? Hiç girmedin çünkü. Ben seni hiç yaşamadığın için abartı kendine fazla karıştırdın düşünüyorum. Çok gördüm ya ikiniz de. Peki, o kadar şanslıyız ki bu konuda. Neyse ki ben uzak mesafe ilişkisini ne kadar yürütebilirsin adlı o ne diyor testini çoktan kenara ayırmıştım tamam. bile. Muti çözsün. Biz zaten yaşamış, zaten görmüş, geçirmişiz. Tamam, ver abi. Ben sana soracağım. Tamam, soru çıkları da söyle. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim. Peki, bir ilişkin var mı? Hayır. Nerede? Bu basicleri sen halledin. Sevdiğin kişiyi bir renkle ifade etsen bu hangisi olurdu? Kırmızı var, mavi var, sarı var, yeşil var, siyah var, beyaz var. Sarı mı? Evet. Peki, sevgilinizle günde kaç kez iletişim kuruyorsun? Kurarsın. 2-3 günde bir. Günde bir kez, günde 3-4 kez, günde 7-8 kez. Oo, çok fazla. Kanka günde 7-8 kez herhalde yani mesajlaşmak. Kanka bence değil, seninki biraz falan. O çok fazla. Evet. Nasıl yani? Ben senin ilişkide gördüğüm kadarıyla o çok fazla. O çok fazla mı? Sen mesela? Ben de o çok fazla. Tamam o çok fazla yani normal standart her daim konuşursun ya o mesela. O çok fazla. Her daim konuşmam ama boş olduğumda konuşurum. Tamam o çok fazla o zaman. Kıskançlık seviyeni puanlasan kaç olurdu? 0 hiç kıskanç değilim. 3 aşırı kıskancım. 2. 3. 2 bence. Kanka bir şey söyleyeceğim. 3'sün. 3 müyüm? Kanka 3 bir şey söyleyeceğim. Sen puanla ben sana bir anekdot paylaşayım. Sen bir dönem kız arkadaşımla olan bir arkadaşımızın evet. akşam 9'dan sonra evden çıkmasını yasaklamadın. Tamam çok küçüktüm ama kanka. Kanka 2 diyorsun hala. Hayır tamam işte o zaman 3 ama şu an daha mantıklı bir adam oldum. O zaman 8'miş. Ben seni tanıdığım için 3 olduğunu iddia ediyorum. Kanka 3 ben de 3 olduğunu iddia ediyorum. Bugüne kadar kaç sevgilin oldu? Olmuştur çok. En fazla kaçsa oluyor? 5 ve fazlası. 5 ve fazlası. Vay vay vay. Oldu oğlum. Kazanova. Bir ara böyle 3 tane birden olmuştu. Son olarak ilişkide hangisi olmazsa olmaz. Seks, sadakat, güven, sevgi, saygı, özlem. Saygı. Sevgi. Muti'nin cevabı. Sevgi. Sevgide tercih, saygıda zorunluluğa ne oldu mu? Tamam cevabım, herkese saygı veriyorum. Benim cevabım saygıdır bu arada. Benim cevabım da saygı. Evet Mustafa'nın en çok ben yürütürüm demişti. Kanka bir şey gösterebilir miyim? Hiç yürütemezsin çıktı. Hiç yürütemezsin çıktı abi bu arada. Kim yapacaksın kanka? Hiç yürütemezmişim abi. Evet kıskançlık puanı da 3'ten 2'ye çekti. Gir hiç yürütemezsin. Bir yap bakayım. Hayır kanka tamam. Ben hak edeceğim. Kıskançlık tüm cevaplarının kombinasyonu. Ben yürütemezmişim yapmadım da zaten. Ama böyle bir tezgaha girsem elimden geleni yapacağımı düşündüm. Maksimum da bir ay yapardım. Doğru. Kimseye de kandırmak gerek yok. Maksimum bir ay bu evet, işkenceci. Yani sonra derdim ki böyle s**eyim der çıkardım. Mustafa'yı da test ettiğimize göre yorumları bence okuyup gayet mantıklı tavsiyeler verdiğimizi düşünüyorum ben bu programda. Ayrıyetten kendi tecrübelerimizi de bütün programlar dahilinde en güzel burada aktardığımızı düşünüyorum. Çünkü hepimizin yaşadığı bir şey var. Evet. Öbür bölüm ben muhtemelen hiç susmayacağım. Öbür bölüm platoniklik sende mi? Bende kanka. Tamam. Öbür bölüme ben de çok heyecanlıyım. Çünkü hala kesinleşmedi öbür bölümde var mıyım yok muyum. Heyecanlı. Ha sen de heyecanın katıl. Yorumlarda göreceğiz yine. Yetkin olsun bir şey olmasın mı? Bu sefer gerçekten yorumlarda yazar mısınız yetkini sonraki bölümde? Yorumlarda yetkine bölüm destek vermek isteyen arkadaşlarımız yorum atabilirler. Arkadaşlar bir Efe danışma hattında daha bu hafta uzak mesafe ilişkisini çözümledik. Yeri geldi kendi. Bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın çünkü 10.000 beğeni olursa Efe vloglarında özel bir şey yapacak. Ne yapacağını söyleyemiyorum. Söz verdi size.
Arkadaşlar. Bir şey soracağım. Bu real mi? Evet ya real. Efe danışma hattında bu hafta yine çok güzel konuları tartıştık. Yeri geldi sizin anılarınızı okuduk, dertlerinizi dinledik, deva olmaya çalıştık. Yeri geldi kendi anılarımızı siz bize oradan deva olamasanız bile derdimize dahil olun diye anlattık. Bence çok güzel bir program gerçekleştirdik. Uzak mesafe ilişkisiyle ilgili maksimum bu yapılabilirdi diye düşünüyorum. Son olarak programı bitirmeden önce yürür mü yürümez mi diye sormak istiyorum herkese. Yürümez. 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 Evet, 3 evetle uğurluyoruz. 3 evetle. İşte ilk defa 5. bölümde üçümüzün aynı fikirde olduğu aynı bir şey. Aynı fikirde olduğumuz. İzleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Uzak mesafe ilişkisi yapmamanız dileğiyle görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.